Manyetik kuvvet. Manyetik alanda akım geçen tele etkiyen kuvvet. Manyetik alanda akım geçen tele bir kuvvet etki eder. Bu kuvvete manyetik kuvvet denir. Mıknatıs kutupları arasında akım geçen tele F ile gösterilen manyetik kuvvet etki eder. Sağ elin dört parmağı B'nin yönünü, baş parmak akımın yönünü gösterirse, avuç içinden yukarıya doğru ok kuvvetin yönünü gösterir. B ile tel birbirine dik ise manyetik kuvvet F eşittir B çarpı I çarpı L, yani F eşittir Bil formülünden elde edilir. Manyetik alan ile tel arasında açı alfa ise tele etki eden manyetik kuvvet F eşittir Bil çarpı sin alfa olur. Eğer tel ile manyetik alan birbirine paralel ise tele kuvvet etki etmez. Örnek 1. Düzgün B manyetik alan demeti içine şekildeki düz tellerden, üreteçten ve anahtardan oluşan bir elektrik devresi kurulmuştur. Bu durumda devre sabit olarak tutuluyor. Devredeki S anahtarı kapatılırsa yargılarından hangileri doğrudur? Yerin manyetik alanı önemsenmiyor. KL kısmına manyetik kuvvet etki etmez mi? KL kısmı ortamdaki manyetik alan ile aynı doğrultuda olduğu için F eşittir Bil formülünde diklik şartını sağlamadığı için bu parçaya manyetik kuvvet etki etmez doğrudur. LM ve KN kısımlarını etkeden manyetik kuvvet eşit büyüklükte midir? K, N noktalarında manyetik alana dik bileşeni alırsak, bakın yatayda çizdiğimiz bu lacivert renkli uzunluğu elde ederiz ve bu uzunluk aynı zamanda LM telinin uzunluğudur. Bu yüzden ikisine eşit büyüklükte manyetik kuvvet etki eder doğrudur. LM kısmına etki eden manyetik kuvvet sayfadan dışarı doğru mudur? Sağ elimizin dört parmağını manyetik alan yönünde açtığımızda, baş parmağımızı akım yönünde tuttuğumuzda, avuç içimiz safi düzleminden dik içeri doğruyu gösteriyor. Dışarı doğru değil. Cevap C. Örnek 2. Sayfa düzlemine dik içe doğru olarak oluşturulan düzgün manyetik alanlı bölgede tutulan KLMN çerçevesinden I şiddetindeki akım şekildeki gibi geçmektedir. Buna göre iletken telin KL ve MN kısımlarını etkeden manyetik kuvvetin yönü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Dört parmağımızı manyetik alan yönünde açacağız. Baş parmağımızı akım yönünde tutacağız. Avuç içimiz bize telin o parçasını etkeden manyetik kuvvetin yönünü verecek. KL parçası için avuç içimiz sol tarafı gösterirken, MN parçası için avuç içimiz sağ tarafı gösteriyor. Dolayısıyla KL'ye 3, MN'ye 1 yönünde elektriksel kuvvet etki edecek. Cevap A. Örnek 3. Bir mıknatısın içerisinde şekildeki gibi bir doğru akım kaynağına bağlı sürtünmesiz ve yatay duran iletken rayların üzerinde serbestçe hareket edebilen alüminyum çubuk görülmektedir. Akı değişimlerinden dolayı meydana gelen etkiler ihmal edilmektedir. Anahtar kapatılınca alüminyum çubuğun ray üzerindeki ilk hareketi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur deniliyor. Öncelikle alüminyum çubuğun bulunduğu ortamda enden S'e doğru yukarıdan aşağıya düşeyde bir manyetik alan var. Anahtarı kapattığımızda akım bu yönde dolaşmaya başlayacağı için dört parmağımızı manyetik alan yönünde, baş parmağımızı akım yönünde tuttuğumuzda avuç içimiz bize manyetik kuvvetin yönünü veriyordu. Alüminyum parça için bunu yaptığımızda
Avuç içimiz mıknatısın içine doğru iki yönünü gösteriyor. İlk hareketi iki yönünde olacaktır. İki yönünde duruştan harekete başladığı için bir kuvvet bunu harekete geçirebildiğine göre bu kuvvetle hızlanmaya başlayacaktır. Cevap C. Akım geçen iki paralel telin birbirine uyguladığı kuvvet. Safi düzleminde olan birbirine paralel sonsuz uzunluktaki XY tellerinden geçen akımlar şekildeki gibi olsun. X telinden geçen akım Y telinin üzerinde safi düzlemine dik ve içeri doğru BX büyüklüğünde manyetik alan oluşturur. Şöyle BX olarak yazıyorum. BX büyüklüğünde manyetik alan oluştu. Y telini etki eden manyetik kuvvet, dört parmağımızı manyetik alan yönünde açtık. Baş parmağımızı akım yönünde tuttuk. Avuç içimiz bir yönünü gösteriyor. Buna göre X teli Y telini çekiyor. Aynı şekilde Y teli X telinin üzerinde safi düzleminden dik dışarıya doğru bir BY manyetik alan oluşturuyor. Dört parmağımızı safi düzleminden dik dışarıya doğru açıp baş parmağımızı X telindeki IX akımı yönünde tuttuğumuzda avuç içimiz iki yönünü gösteriyor. Yani Y teli de X telini çekiyor. XY tellerinin L uzunluğundaki kısımlarının birbirine uyguladıkları kuvvet F eşittir 2K İX çarpı İY çarpı tellerin boyu L bölü aralarındaki uzaklık D kadardır. Aynı yönlü akımların geçtiği paralel teller birbirini çeker. Zıt yönlü akımların geçtiği paralel teller birbirini iter. Örnek 4. Şekildeki elektrik devresinde direncin değeri R. Üreticin kutupları arasındaki potansiyel fark V'dir. Devrenin KL ve MN noktaları arasındaki tellerin uzunlukları eşit ve teller birbirine paraleldir. KL ve MN tellerinin birbirine uyguladıkları manyetik kuvvetlerin büyüklüğünü artırmak istiyoruz. Birbirlerine uyguladıkları manyetik kuvvetin büyüklüğü dolaşan akıma, tellerin boylarına bağlı, aralarındaki uzaklığa da bağlıydı. Üreticin kutupları arasındaki potansiyel farkı artırırsak, dolaşan akım artacağı için birbirlerine uygulayacakları manyetik kuvvet artar. L ve N noktaları arasındaki dirence seri bir direnç daha eklersek, devrenin direnci artar, dolaşan akım azalır. O zaman birbirlerine uyguladıkları kuvvet azalır. L ve N noktaları arasındaki dirence paralel olarak bir direnç bağlarsak, devredeki eşdeğer direncimiz azalacak, devrede dolaşan akımımız artacak. O zaman tellerin birbirine uyguladığı kuvvet artacak. 1 ve 3'ten herhangi birini tek başına yaparsak, verilen tellerin birbirine uyguladığı manyetik kuvvet büyüklüğü artacaktır. Cevap D. Örnek 5. Safi düzleminde birbirine paralel olarak şekildeki gibi tutulan X, Y, Z tellerinden X ile Z telinden sırasıyla I ve 2I şiddetinde akım geçmektedir. Z teli serbest bırakıldığında konumunu değiştirmeden dengede kalabildiğine göre Y telinden geçen akımın yönü ve büyüklüğünü arıyoruz. Z teli serbest bırakıldığında dengede kalıyorsa 1. X ile aynı yönde akım taşıdıkları için X, Z'yi kendisine doğru çekecektir. Fx ile gösteriyorum. Z'nin dengede kalabilmesi için Y telinin Z telini itmesi gerekiyor. Akım taşıyan tellerin birbirini itebilmesi için zıt yönde akım taşımaları gerekiyor. Bu yüzden Z'den geçen akımın yönü 1 olacak. Büyüklüğüne gelirsek,
fx ve fy birbirine eşit olmalı. Iz çarpı telim boyu bölü 3d eşit olacak. 2k çarpı iy çarpı iz çarpı telim boyu bölü 2d olmalı. 2k'lar, iz'ler, l'ler ve d'ler birbiriyle sadeleştiğinde sol tarafta ix bölü 3, sağ tarafta ise iy bölü 2 kalıyor. X telinden i akımı geçiyordu. Buradan iy'yi yalnız bıraktığımızda 2 i bölü 3 çıkacaktır. Cevap C. Örnek 6. Birbirine paralel sonsuz uzunluktaki 3 tel safe düzlemine dik olarak şekildeki gibi yerleştirilmiştir. X teli Y telinin D uzunluğuna 30 Newton büyüklüğünde kuvvet uyguladığına göre X ile Y aynı yönde akım taşıdıkları için birbirlerini çekecekler. 30 Newton'luk kuvvet oluşur. Y telinin D uzunluğuna etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğünü arıyoruz. X, Y arasında oluşan kuvvet 2K 6I çarpı I çarpı L bölü 2D değeri 30 Newton'du. O zaman Z ile arasında zıt yönde akım taşıdıkları için itecektir. 2K çarpı 4i çarpı i çarpı l bölü d kaç Newton yapar? Şöyle alt alta oranlayalım. Daha kolay olacaktır. 2K'lar, i ve l'ler birbiriyle sadeleşti. D'leri sadeleştirdim. Yukarıda 3 kaldı. 3 bölü 4, 30 Newton bölü değerini aradığımız kuvvet buradan 40 Newton çıkacak. Y'ye yatayda 30, düşeyde 40 Newton uygulandığı için bileşkesini aldığımızda 50 Newton'luk kuvvetle itildiğini buluyoruz. Cevap C. Üzerinden akım geçen çerçeveye etki eden tork. Üzerinden i şiddetinde akım geçen alanı A olan K çerçevesi safe düzlemine paralel B manyetik alanlı bölgede şekildeki gibi tutulmaktayken serbest bırakıldığında manyetik alan çerçeveye tork uygular ve çerçeve dönmeye başlar. Manyetik alana dik olan tel parçalarına baktığınızda alttaki parçaya sayfa düzlemindendik içeriye doğru, üstteki parçaya sayfa düzlemindendik dışarıya doğru manyetik kuvvet etki ediyor. Dolayısıyla tel çerçeve dönecektir. Çerçeveye etki eden maksimum torku to eşittir B çarpı I çarpı A formülüyle veya tork eşittir AB formülüyle belki hafızanızda daha rahat kalacaktır. Bu formülle buluruz. Eğer çerçeve birkaç sarımdan oluşuyorsa, o zaman sarım sayısı çarpı AB formülü bize tork değerini verecektir. Örnek 7. Düzgün B manyetik alandaki iletken çerçeveden ok yönünde elektrik akımı geçirilirse hangileri doğru olur diye soruyor. Akımı ok yönünde ilerletiyorum. Dört parmağımızı manyetik alan yönünde açıp baş parmağımızı akım yönünde tuttuğumuzda aşağıdaki tel parçasına safe düzleminden dik dışarıya doğru, üst tel parçasına ise safe düzleminden dik içeriye doğru manyetik kuvvet etki edecektir. Bu manyetik kuvvetlerin etkisi ile tel çerçeve iki yönünde dönmeye başlayacaktır. Çerçevenin A kenarı daha küçük olsaydı maksimum tork değişmez miydi? Tork değerimiz A çarpı B çarpı I formülüyle bulunuyordu. A çerçeve alanıdır.
Burada çerçeve alanı daha büyük veya daha küçük olursa tork değişiyor. Dolayısıyla A'ya bağlıdır. Cevap B. Manyetik alanda yüklü cisimlere etki eden manyetik kuvvet. Manyetik alanın elektrik akımının geçtiği tele kuvvet uyguladığını gördük. Elektrik akımını yüklü parçacıklar oluşturduğu için manyetik alan hareket eden yüklü parçacıklara da kuvvet uygular. Elektrik yüklü parçacığa etki eden kuvvetin yönü sağ el kullanılarak bulunacak. Artı yüklü cismin hareket yönünü sağ elimizin baş parmağı yani sağ elimizin baş parmağı hız yönünde, dört parmağımız manyetik alan yönünde, avuç içimiz bize kuvvetin yönünü verecek artı yük için. Eksi yüklü cisme etkiyen kuvvet ise avucun içine doğru olacaktır. Yüklü cisme etki eden manyetik kuvvet, B manyetik alan şiddeti, cismin Q yükü ve cismin manyetik alanı dik olan V hızıyla doğru orantılıdır. Burada manyetik kuvveti veren formülümüz B çarpı Q çarpı V eşitliğidir. Manyetik alan içerisinde manyetik alana dik olarak atılan yüklü bir parçacık hareketi sırasında dik bir kuvvetin etkisinde kalır. Bu kuvvet parçacığın yönünün değişmesini sağlar. Bu manyetik kuvvet sürekli V hızına dik olduğundan dolayı cisim düzgün çembersel hareket yapar. Artı ve eksi yüklü cisimler manyetik alan içerisinde şekildeki gibi zıt yönlerde dönerler. Cisimler düzgün çembersel hareket yaptıklarından dolayı merkezcil kuvvet manyetik kuvvete eşittir. Cismin çizdiği çemberin yarıçapı cismin kütlesi ve hızıyla yani momentumuyla doğru orantılı, manyetik alanla ve cismin yüküyle ters orantılıdır. Yüklü tanecikler manyetik alana girdiğinde cismi etkeden manyetik kuvvet hıza daima dik olduğu için hızının büyüklüğü değişmezken hızının yönü sürekli değişir ve çember çizer. Böyle bir cisim manyetik alana paralel girerse cisme manyetik kuvvet etki etmez. Örnek 8. Artı Q yüklü bir parçacık düzgün B manyetik alanlı bölgeye V hızıyla şekildeki gibi giriyor. Parçacığa ilk anda etki eden manyetik kuvvetin yönünü arıyoruz. Dört parmağımızı manyetik alan yönünde açıyoruz. Baş parmağımızı hız yönünde tutuyoruz. Avuç içimiz artı yüke etki eden kuvvetin yönünü veriyordu. Böyle bir durumda avuç içimiz eksi x'i gösteriyor. Artı yüklü Q'ya eksi x yönünde bir manyetik kuvvet etki ediyor. Cevap B. Örnek 9. Yüklü KLM parçacıkları sırasıyla B1, B2 ve B3 manyetik alanlarına şekildeki yönlerde V hızlarıyla girmektedir. Buna göre KL ve M parçacıklarından hangilerine ilk anda manyetik kuvvet etki eder? Formülümüz B çarpı Q çarpı V idi. Hızın ve manyetik alanın birbirine dik olması gerekiyor. Birinci durumda manyetik alan ve hız paralel olduğu için kuvvet oluşmayacaktır. 2'de manyetik alan sayfaya dik, sayfa üzerinde hareket eden cismin hızına dik oluşur. Şekil 3'te de yataydaki manyetik alan düşey doğrultudaki hıza dik. 2 ve 3'te manyetik kuvvet oluşacaktır. Cevap D. Örnek 10. Ağırlığı önemsiz artı Q yüklü parçacık bobinin ekseni boyunca şekildeki gibi fırlatılıyor. Buna göre parçacık için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Öncelikle akım arka taraftan sarılıp ön taraftan yukarıdan aşağı doğru inerken dört parmağımı
makara üzerindeki akım yönünde sardığımda, dolaştırdığımda baş parmağım sağ tarafı gösteriyor. Bobin makarası içerisinde sağa doğru bir manyetik alan var. Artı Q yüklü cismi V hızı ile şekildeki gibi fırlattık. Hız vektörü manyetik alan ile aynı doğrultuda olduğu için herhangi bir manyetik kuvvet etki etmeyecektir. Sürtünmeler önemsiz, ağırlığı önemsiz. O zaman yüküm sabit hızla hareket edecektir ve doğrultusundan sapmayacaktır. Cevap E. Örnek 11. Sayfa düzlemine dik içe doğru düzgün manyetik alanlı ve sayfa düzlemindeki düzgün elektriksel alanda Q yüklü cisim şekildeki gibi V hızıyla fırlatıldığında sapmadan ilerliyormuş. Yer çekimi ve sürtünmeler önemsenmediğine göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Elektrik alanımız soldan sağa doğru, manyetik alanımız sayfa düzleminden dik içeri doğru. Sapmadan ilerlediğine göre etkisinde kaldığı manyetik alan ile elektriksel kuvvet zıt yönde eşit büyüklükte olması gerekiyor. Cisim artı yüklü olsa etkisinde kaldığı manyetik alan dört parmağımız manyetik alan yönünde, baş parmağımız hız yönünde tutulduğunda sağ elimizin avuç içi artı yük etkeden manyetik kuvveti verir. Yani sola doğru. Artı yüklü olduğu için elektrik alan artıdan eksiye doğru olduğu için bu elektrik alan içerisinde artı yük sağ tarafa doğru elektriksel kuvvetle itilecektir. O zaman zıt yönde oldukları için sapmadan yoluna devam etme ihtimali var. Peki eksi yüklü olsaydı o zaman manyetik kuvvet sağa doğru oluşacaktı. Elektriksel kuvvet sola doğru oluşacaktı. Yine zıt yönde oldukları için yine sapmadan yollarına devam etme ihtimali vardı. O zaman 1 kesin değil. 2. Cisme etkeden manyetik kuvvet ile elektriksel kuvvet zıt yönlüdür. Evet, bu olması gereken bir sorumluluk. V hızı daha büyük olsaydı cisim yine sapmadan ilerler miydi? Elektriksel kuvvette Q çarpı E yazarken manyetik kuvvette Q çarpı V çarpı B yazıyoruz. Manyetik kuvvet hıza bağlı olduğu için sapmasına sebep olurdu hızının değişmesi. Bu yüzden sadece 2 doğru. Cevap B. Örnek 12. Elektrik yüklü noktasal x parçacığı P büyüklüğündeki momentumla sayfa düzlemine dik olarak oluşturulan B şiddetindeki düzgün manyetik alanlı bölgede şekildeki gibi R yarıçaplı çembersel yörüngede dolanmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Cismin yükü pozitif midir? Sağ elimizin dört parmağını manyetik alan yönünde açıp baş parmağımızı hız yönünde tuttuğumuzda cisim elimizin üstü yönünde hareket ediyor. Elimizin üstü aşağıya doğru gösteriyor. O zaman bu cisim eksi yüklüdür. Çünkü avuç içim artı yükü etkeden kuvvetin yönünü veriyordu. Avuç içim yukarıyı gösteriyor. Elimin üstü aşağıyı gösteriyor. O zaman cisim eksi yüklü. R yarıçapı momentum ile orantılı mıdır? Etkisinde kaldığı manyetik kuvvet B çarpı Q çarpı V kadar. Çembersel yörünge izlediği için manyetik kuvvet merkezcil kuvveti yani mv kare bölü r'yi oluşturuyor. V'lerden birini sadeleştirdiğimizde B çarpı Q çarpı R eşittir. Momentum yazabiliyoruz. B sabit, yük sabit. Evet, yarıçap momentumla orantılı. Peki B artırılmaya başlanırsa, B artarsa aynı yüklü parçacıkta
dolanım yarıçapının azalması gerekecek. 3'te doğru. Cevap A. Örnek 13. Parçacıkların bazı özellikleri hakkında bilgi edinebilmek için düzgün elektrik ve manyetik alandaki hareketleri incelenir. Bunun için uygulanan elektrik veya manyetik alan yatay doğrultuda olabileceği gibi sayfa düzlemine dik doğrultuda da olabilir. Sayfa düzlemine dik ve düzlemden içeri doğru olan yön çarpı sembolü ile gösterilirken sayfa düzlemine dik ve düzlemden dışarı doğru olan yön ise nokta sembolü ile gösterilir. Şekildeki pozitif yüklü parçacık her bir bölgede düzgün ve sabit olan elektrik ve manyetik alandan sadece birinin olduğu bilinen bir bölgeden doğrusal bir yörünge izleyerek iki bölgeye gelmiş, ikinci bölgede çembersel bir yörünge izlemiştir. Parçacık artı yüklüydü. Sürtünmeler ve kütle çekim alanı önemsiz olduğuna göre bir iki bölgelerindeki alanın türü ve alan çizgilerinin yönü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Parçacık çembersel yörünge izlediği için ikinci bölgede muhakkak manyetik alan uygulanmıştır. Birinci bölgede doğrusal bir yol izlediği için elektriksel alanın etkisinde, elektriksel kuvvetin etkisinde hızlanmış veya yavaşlamıştır diyebiliriz. Birinci bölgede de muhakkak bir elektrik alan uygulanmış olması lazım. Artı parçacık burada belli bir hız ile gelip aşağıya doğru kıvrıldığına göre sağ elimin baş parmağı hız yönünde artı yüklü olduğu için avuç içimde aşağıyı göstermesi gerekiyor. Böyle bir durumda dört parmağımı dışarıya doğru tutmam gerekiyor. İkinci bölgedeki manyetik alanın yönü safe düzleminden dik dışarıya doğru. Elektrik alanın yönünde herhangi bir zorunluluğum yok. Parçacık birinci bölgede hızlanmış da olabilir, yavaşlamış da olabilir. Uygun cevap